konuşmanın İzmir'den ses vermesi tabii ki şaşırtıcı değil. İzmir'de sanatı rüzgarda temiz havalar girip çıkabilmeli. Çok değerli isim, siyasetçi, bakan, yerel yönetim ve elbette sanatçılar bu sahnede olacak. Heyecanlıyım çünkü burada Cumhuriyet Devrimi'ni gerçekleştiren ve onu payidar kılan iradeyi görmek mümkün. Aynı 100 yıl öncesinde olduğu gibi. Bugün Cumhuriyetimiz asırlık bir çınar gibi bütün kudretiyle yaşıyorsa ve bu ülke Nazımları, Bedir Rahmileri yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam ediyorsa, hiç şüphesiz bunu Cumhuriyetimizin kurucu iradesine ve köklü Anadolu uygarlığına borçluyuz. Aydınlanma hiçbir zaman bitmeyecek bir proje. Çünkü günün koşullarına uymak zorunda ve o nedenle aydınlanma çabası sonsuza kadar sürecek. Mustafa Kemal Atatürk, sanatsız devrim olmayacağını, olsa da o devrimin yaşamayacağını ifade ediyor. Sanata atfettiği değer nedeniyle onu bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Değerli katılımcılar, biz bu ülkede konser yasakları, linç kampanyaları, sanatçıların hukuksuz biçimde yargılanması, ev hapsi gibi sanata karşı yapılan yüzlerce adaletsizliğe şahit olduk. Oysa sanatı ve sanatçıyı kalıplara sokamaz, ehlileştiremezsiniz. Sanatın özünde, sanatçının mayasında tekliğe karşı çokluk, baskı ve zorbalığa karşı özgürlük ve adalet duygusu yer alır. Bu yüzden Türkiye'de çok yakında yeniden kardeşlik, barış ve demokrasi tesis edilecekse, bunda sanatçıların çok büyük payı olacak. Bugün geldiğimiz noktada büyük bir yol ayrımından geçiyoruz. Ve Cumhuriyetimiz 100 yıl önce olduğu gibi, bugün de sanattan aldığı güçle kök salacak, ve demokrasinin ışığında, demokrasinin gücüyle gelişi gelecek kuşakların önlerini açacak. Cumhuriyetinizin demokrasi devrimini cesaretiniz mümkün kılacak. Onun kalıcı olmasını ise kültürle sağlayacağız. Bu topraklarda yeniden bir uyum kültürünü inşa edeceğiz. Bu buluşmada umudumuzu büyüten tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sanat ve sanatçı dostu İzmir'e şeref verdiniz. Ülkemizin yaralarını sarmak için en az ekonomik kalkınmaya, hukuka, hak ve özgürlüklerin yeniden kazanımına duyulan ihtiyaç kadar kültürel birikim ve sanata olan ihtiyacımız olmalıdır. Bu bizim mayamızdır. Bu buluşmaya ev sahipliği yapan değerli başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür etmek isterim. Başkanımız İzmir'in değil Türkiye'nin de şansı, halkçı ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla birçok örneğe imza atıyor.